Akademinin 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde hep beraber BDIJT takımları için SOP'leri görüyor olacağız. Yani standard operating prosedürlerinden bahsediyoruz. Burada da pre-traction kısmından bahsediyor olacağız. İlk step'imiz olan pre-traction. İlk önce kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. İsim Tuğçe, Tuğçe Güney. Isaac Türkiye'de genel merkezde Incoming Global Talent'tan sorumlu olan yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi öncelikle SOP'nin ne olduğunu açıklamakla başlayalım. Aslında normal bir standart işletim sistemi olarak görebilirsiniz bunu. Birazcık daha adım adım bizim nelerden geçtiğimiz, ne gibi adımları takip ettiğimizde bir operasyonu yürütürken ne gibi prosedürlere sadık kaldığımızı gösteren rutin operasyonlar bütünü diyebiliriz. Buradaki asıl amacımız da zaten verimliliği artırabilmek, daha kaliteli bir sonuç elde edebilmek ve performansımızı gösterebilmek diyebiliriz. Ve bunu sağlarken de aslında aramızda bulunan eksik communication'ı gideriyoruz ve herhangi bir yanlış algılamaya mal olmayacak şekilde SOP'leri işletebilmiş oluyoruz. Daha sonrasında Isaac SOP's dediğimizde, yani Isaac tarafında neden SOP'ler var diye bakacak olursak, bütünen baktığımızda aslında biz sadece bir SOP görmek istiyoruz. Yani aslında bir operating prosedür olması gerekiyor ve bütün üyelerimiz, bütün Isaac'in içerisinde bulunan kişiler, bu takımda bulunan kişiler bu görevlerin üzerinden geçmesi gerekiyor. Yani bizim aslında yapmaya çalıştığımız şey prosedürlerimizi tamamen standartlaştırabilmek, herhangi bir kişinin prosedürünü herhangi başka bir kişiden ayrı yapmamaya çalışmak. Peki bu bizim ne gibi bir yararımıza oluyor? Şöyle, yani Isaac'i bir brand olarak, bir marka olarak gösterebiliyor. Aynı şekilde bir şubenin, bir LC'nin SOP'lerini nasıl ilerlettiğini, yani nasıl kalitesini ortaya çıkarabildiğini gösteriyor. Ve aynı zamanda da insanları bu şekilde engage ediyor. Şubeye, markaya, şehre bağlıyor diyebiliriz. Ve zaten bu da daha çok sizin memberlerinizi, yani üyelerinizi öne çıkartmanızı sağlayabileceğiniz şeylerden bir tanesi oluyor. Peki Customer Flow'dan bahsettik, bir de SOP'lerden bahsettik. Bunların farkları neler? Customer Flow'a baktığımızda aslında burada birazcık daha yabancı bir insanın nasıl bizim promoterimiz olabileceğini, yani nasıl bizi takip ettirebileceğiyle alakalı bir durumdan söz ediyoruz. SOP'ler dediğimizde de yani bizim içerimizde bulunan aslında Isaac içerisinde bulunan bir müşterinin Stranger'dan promoter'a geçişini öğrenmiş oluyoruz. Customer flow'a baktığımızda aslında biraz daha studio odaklı giderken SOP'lerde biraz daha aksiyon odaklı gidiyoruz. Çünkü bu aslında bizim aldığımız aksiyonlardan sorumlu oluyor. Customer taraflı olduğumuzda tabii ki de müşteri odaklı ilerlemeye devam ediyoruz. SOP'ler dediğimizde de üyelerimiz ve network'ümüzle alakalı adımlar atmış oluyoruz. Müşteri, yani customer flow'a baktığımızda aslında müşteri flow'una baktığımızda sorduğumuz soru şu: what we do, yani biz ne yapıyoruz? SOP'lerde ise biz yaptığımız şeyi nasıl yapıyoruz, yani aslında bizim bütün geçiş sürecimiz nasıl ilerliyor tarzında oluyor. Yani aslında açıklamak gerekirse SOP'ler birazcık daha bizim üyelerimizin, network'ümüzün gözünden bizim flow'umuzun nasıl olduğu, customer flow ise tamamen bizim müşterilerimizin gözünden Isaac'in nasıl göründüğüyle alakalı. Yani SOP'ler birazcık daha internal, customer flow ise birazcık daha external bir şey haline gelmiş oluyor. Biliyorsunuz IGT olarak BD taraflı, yani bir partnerlerimiz taraflı, bir de youth taraflı, yani EP'lerimiz taraflı çalışıyor oluyoruz. O yüzden ilk önce partnerlerimizle alakalı pre-traction prosedürlerini gösteriyor olacağım size. Burada ilk önce extra preparation'ları oluyor tabii ki de, hepiniz de bildiği gibi. İlk önce account manager atanıyor komitelerde, yani sizde gelen taraflı stajlardan kim sorumluysa o, yani bir firmaya account manager olarak atanmasını gerçekleştiriyoruz. Daha sonrasında ürünümüze bir ücret koyuyoruz. Ve daha sonrasında burada online payment yazıyor. Tabii biliyorsunuz biz global timeline'i takip ediyoruz. Bizim paymentlarımız online gerçekleştirilmiyor. Ama bir payment gerçekleştiriliyor. Para yatırım kontrat imzalandıktan sonra. Daha sonrasında şehir belli oluyor. Yani bu ülkenin bu şehrinde hangi firmayla iletişim sağlıyorsak o firmadan
bu firmadan sorumlu olan LC'ye belirlenmiş oluyor. Daha sonrasında da bizim product'ımız, hani işte MT tarafından özellikle, biz bu product'ı runlamıyor muyuz, runlamıyor muyuz? Yani biz Global Talent adına runlamıyor muyuz, runlamıyor muyuz tarzında bir bilgi. Daha sonrasında legality kısmımız var tabii ki de. Yani bizim yasallık ile alakalı ne yaptığımızı kastediyor aslında. MC taraflı gerçekleşiyor biliyorsunuz. Burada bir kontrat hazırlama süreci gerçekleşiyor. Yani avukatımızla bütün süreçleri evaluate ediyoruz. Hani işte bakıyoruz ne gibi şeylerin kontratımızda yer alması gerekiyor, ne gibi şeyler bizi koruyor tarzında bir eleme sürecinden geçiyoruz. Daha sonrasında da Global Compendium var biliyorsunuz. Burada da hani herhangi bir şekilde danışmanlık alabiliyoruz onlardan. Daha sonrasında da ulusal legislation takımından da aslında eğer gerekliyse destek alabiliyoruz. Daha sonrasında biliyorsunuz bir de payment kısmımız var. Payment'ımız nasıl oldu? Yani aslında biz nasıl bir ödeme tarafı sağlıyoruz gibisinden bir metot. Bu tamamen aslında finansla BDIT takımının sinerjik olmasından ortaya çıkan şey. Ödemenin nasıl yapıldığıyla alakalı diyebiliriz. Daha sonrasında product pricing, yani aslında biz ürünümüzü neye göre değerlendiriyoruz. Burada aslında baktığımızda GFB dediğimiz Global Finance Board'un raporlarına göre ayarlıyoruz her şeyi. Daha sonrasında bir product'ın derneğimiz içerisinde sürdürülebilirliğinin sağlandığını gözetiyoruz. Daha sonrasında da finans modeline uygun olarak güncelliyoruz işte pricing modelimizi. Daha sonrasında da eğer hani herhangi bir şey ihtiyacımız olursa yine destek alıyoruz. Bu da MT tarafından gerçekleşen bir aktivitelerden bir tanesi. Daha sonrasında da MC ve LC tarafından pazarımızı anlamak ve onu araştırmakla alakalı bir kısmımız var. Burada tamamen aslında bizim rakiplerimizi bulabilme, pazarımıza kimler var onu bulabilme, müşterilerimize mülakat yapabilme, aslında bizden alan kişilerin yani buyer personalların yaratılmasını sağlayabilme, ne gibi kişi tarzlarıyla, ne gibi firma tarzlarıyla çalışma sağlıyoruz, bunu öğrenebilme ve bunun onaylanmasını sağlama. Daha sonrasında da market segmentation, yani aslında sub-product'larımızı, bizim alt ürünlerimizi ayar partnerlerimize göre ayarlayabilme diyoruz. Understanding POP var biliyorsunuz. POP firmalarımızın çok rahat bir şekilde erişebildiği sistemlerden bir tanesi. Bunun avantajlarını anlayabilme ve aynı zamanda platformu nasıl kullanabildiğini öğrenmekle alakalı. Daha sonrasında da attraction strateji, yani aslında nasıl bir strateji izlemeliyiz bu yol üzerinde. Birazcık daha online ve offline olarak marketing ile olan sinerjimiz çok önemli burada. B2B marketing ile bir hedef belirleyebilme, yani ne kadar sign up çekmek istediğimizle alakalı olabilir. Kaç tane fuara ne zaman katılmamız gerektiğiyle olabilir. Cold call timeline olabilir. Her şeyin belirlenmesiyle alakalı hedeflerdir. Daha sonrasında da yani structure'ımızı ayarlarken de B2B marketing'i bölebiliriz. Yani mesela marketing'in altında bir B2B olabilir tarzında bir ilerleme. Ben de öneririm bunu açıkçası B2B ile ilgilenen bir liderin olması. Daha çok ve daha sonrasında da BD takımıyla sinerji rutinlerini sağlanabilmez. Daha sonrasında baktığımızda belirlenen attraction budget, yani aslında return of investment dediğimiz, bizim yaptığımız harcamadan nasıl bir geri dönüş alacağımız çok çok önemli oluyor. Bu yüzden de daha çok pazarlama kampanyalarını yaparken de yaptığımız aslında harcamanın geri dönüşünün ne olduğunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor çoğunlukla. Bu yüzden de bir araştırma yapılmalı, denenmeli ve daha sonrasında ne gibi bir sonuç alındıysa ona göre hareket edilmesi gerekiyor diyebiliriz. Daha sonrasına baktığımızda yine Digital Experience Setup kısmımız var. LinkedIn biliyorsunuz bizim en çok firmalarımızdan dönüş alabildiğimiz yerlerden bir tanesi haline geldi. Şu anda o yüzden LinkedIn'den çok fazla mesaj atabiliyoruz, firmalarımızdan geri dönüş sağlayabiliyoruz. Bu yüzden LinkedIn'i devam ettirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında çok easy bir şekilde digital experience tarzında bir şey yaratabiliriz POP için. Daha sonrasında Google Ads'den reklam verilebiliyor ki buradan da işte güzel bir return elde edilebiliyor. Daha sonrasında da bir tracking sistem sağlanabiliyor. Bu da MC tarafı.
Daha sonrasında MC ve AC tarafı yapılacak şeylerden bir tanesi de çeşitli channel'larımız var. Intercom, Facebook, e-mail gibi. Bunlar daha çok customer'larımızın bize ulaşabileceği yerlerden bazıları. Bunlarla alakalı aksiyon adımı alabiliriz. Daha sonrasında da offline olarak müşterilerimizden geri dönüş sağlayabiliriz. Daha sonrasında ulusal levelde bu şeylerle alakalı bir responsible belirleyebiliriz. Daha sonrasında da herhangi bir geri dönüş zamanı belirlememiz gerekiyor. Burada da maksimum 6 saat içerisinde bizim aslında geri dönüş yapmamız gerekiyor. Peki materyaller, en önemli şeylerden bir tanesi promosyonumuzu sağlayabilmek için. Burada daha çok Isaac tanıtımı yapılmalı. Isaac'in çok iyi bir tanıtımının olduğu, yani aslında explanation'ının tanımının çok iyi bir şekilde yapıldığı bir materyal. Daha sonrasında proposal ne gibi önerileriniz var tarzında bir taslak hazırlamanız gerekiyor. Bu paketleme sistemleriniz olabilir, pricing sisteminiz olabilir, her şey olabilir. Burada daha çok sizin firmaya nasıl olduğunuzu gösteren bir template, yani aslında satış template'i gibi düşünebilirsiniz. Ve aslında LC'nizin içerisinde bulunan herkes de buna göre eğitmeniz gerekiyor. Hem bu MC taraflı, tabii ki de bunun LC taraflı olanı da var. Daha sonrasında müşterilerimiz odaklı ürünlerimizin value proposition'ları belirleniyor, biliyorsunuz. Zaten Global Talent'ın değer teklifi belli. Bir önceki akademimizde de anlatmıştık. Bunlar MC tarafından belirleniyor. Daha çok AI tarafından MC seviyesine indirgeniyor denebiliriz. Daha sonrasında satış timeline çıkıyor. Yani operasyonel timeline'ımız, hangi subproductların zaman satılabileceğiyle alakalı çeşitli bilgiler verebiliyoruz. Daha sonrasında da LC'nizi bu konuyla alakalı bilgilendirebiliyoruz. Daha sonrasında NPS stratejisini geliştirebilmek var. Biliyorsunuz NPS Net Promoter Score, yani bizim aslında müşterilerimiz bize ne kadar sadık ya da bizim aslında bizimle çalışmak istemiyorlar mı, bunu görebildiğimiz şeylerden bir tanesi. Bu yüzden bunun üzerine birazcık daha düşmemiz gerekiyor. Bunun Net Promoter Score'umuzu artırabilmek için aslında daha temiz, yani daha belirli, daha net aksiyon adımlarımızın olması gerekiyor. Daha sonrasında Product Funnel, biliyorsunuz bu birazcık daha funnel'ımızın ne kadar ilerlediğiyle alakalı. Biliyorsunuz open olduğu sürece accepted sağlayabiliyoruz. Accepted olduğu sürece işte approve'umuzu yapabiliyoruz. Approve olduğu sürece realizasyon gerçekleştirebiliyoruz. Realizasyon olduğu sürece, finish olduğu sürece de completed gerçekleştirebiliyoruz. Bu, yani baştan sona bir funnel halinde düşünebilirsiniz. Yani aslında buradaki main, yani sizin aslında main bottleneck'leriniz neler? Yani aslında neleri kaçırıyorsunuz bu funnel içerisinde? Bunu görmeniz ve aslında bunun üzerine gelişim sağlamanız gerekiyor. Partnerlik standartlarımız var, biliyorsunuz. Network'ü aslında network, yani MC tarafından network, LC tarafında da takım liderleri, takım üyeleri eğitilmeli partnerlik standartlarıyla alakalı. Daha sonrasında bunun içinde implementasyonun ne kadar işte yararlı olduğunun takibasyonunun yapılması gerekiyor. Daha sonrasında National Education Cycle, biliyorsunuz. Bunlar zaten şu anda yapılan şeyler, hatta benim şu anda yaptığım şeyler diyebilirim. Burada ne var? Value Proposition, değer teklifi, müşteri ilişkileri ve Ostepi. Şu anda yaptığımız şey aslında biz ürünümüzü ve datamızı nasıl manage ediyoruz? Partnerlik standartları, Net Promoter Score, XVP'lerimiz, ne gibi XVP'lerimiz var? Daha sonrasında ne gibi bir biz aksiyon adımı almalıyız LC takımı içerisinde? Offline aktivitelerimiz neler olmalı? Satış eğitimi nasıl olmalı? Ve bizim subproductlarımız ne tarzında eğitimler sağlanabilir? Daha sonrasında partner kısmımız bu kadardı, pre-attraction kısmımız için. Şimdi de gençlik tarafına geçiyor olacağız. Gençlik tarafımızda ise yine NPS Net Promoter Score, biliyorsunuz bizim müşterilerimizin bizden ne kadar memnun olduğuyla alakalı olan skordan bahsediyoruz. Burada daha çok bizim aslında ne kadar aksiyon alabildiğimizle alakalı bir durum. Kesinlikle yine daha önce de dediğim gibi birazcık daha temiz, net aksiyon adımları alabilmemiz gerekiyor ki NPS rekorumuzu yükseltebilelim ve aslında bunun için de hedefler koyabilelim. Daha sonrasında yine Product Funnel incelemeniz gerekiyor, funnel'ın nasıl geçtiğiyle alakalı ve herhangi bir eksikliğiniz varsa bunu kavalamanız gerekiyor. Daha önce partner standarttan bahsetmiştik, şu anda yurt tarafındayız. O yüzden exchange standartlardan bahsediyor olacağız. Burada da exchange standartları,
incelememiz gerekiyor şu anda, şubenizin ne durumda olduğuna bakabilirsiniz ya da ben MC bazında ne durumda olduğumuzu söyleyebilirim. Daha sonrasında buradan elde ettiğiniz sonuçlar üzerinden nasıl bir aksiyon adımı alabilirsiniz, eksiklikleri kapatmak için bunu görebiliriz ve daha sonrasında da bunun için bir analiz yapıp hedeflerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha sonrasında baktığımızda supply and demand analizleri, yani ne arz talep ilişkisi. Burada en çok ihtiyacımız olan şeylerden bir tanesi. Burada ne yapılabilir? Bizim entity state'imizin, yani bizim aslında partnerliklerimizin geçmiş analizleri çıkarılır MC tarafından. Zaten bütün cooperation'larımızı, yani bütün hayal partnerlerimizi. Burada bakılan şeyler asıl olarak aslında funnel'ımızın, yani bizim geçiş noktalarımızın ne kadar ilerlediği, bizim dönüştürme oranlarımızın ne kadar olduğu, process time'ımızın, yani aslında sürecimizin ne kadar hızlı bitip bitmediği, net promoter skorumuzun nasıl olduğu, biz standartlarımızı sağlayamıyor muyuz, onun analizi yapılır ve aslında bizim marketlerimiz uyumlu mu birbirine, ona bakılır. Yani aslında başka bir ülke ile ilişkiye girebilmek için, bir iletişim kurabilmek için, bir değişim yapabilmek için yapmamız gereken şeylerden bir tanesi aslında bizim arz talep ilişkimizin tamamen birbirine uyumlu olması. Yani bizim teaching opportunity'mizin varsa aslında karşı tarafında teaching gap'imizin olması gerekiyor tarzında örnek verebiliriz. Daha sonrasında ayar partnerliklerini birleştirebilmek, yani aslında oluşturabilmek. Burada aslında main, yani aslında bizim ana sub product'ımız ne? Yani aslında onların yani onların asıl ramladığı profiller neler? Bizim ülkemizde daha çok satabildiğimiz şeyler neler, productlar neler? Bunların belirlenebilmesi. Daha sonrasında kaç tane ülkemize kişi getirmek istiyoruz? Bunun hedefinin belirlenebilmesi. Nasıl bir hızlı process time, yani süreçlerimizin ne kadar hızlı geçeceğiyle alakalı bir analiz yapılabilmesi. Daha sonrasında timeline'ımızın nasıl ilerleyeceğinin belirlenmesi. Bir de çalışma rutinimizin nasıl olacağı diyebiliriz. Daha sonrasında baktığımızda da MC partnerliklerinin LC'ye indirgenebilmesi gerekiyor. Yani aslında burada LC to LC partnerliklerinin nasıl olacağı çok önemli. Yani bu baktığımızda aslında LC'lerin ayar partnerliklerine yine MC'de bulunan ayar partnerliklerini LC kendi level'ına indirebilmeli. Fakat her LC'nin koştuğu, yani ramladığı farklı sub product oldukları için de onların içlerinde çeşitli eşleşmeler gerçekleşebilir. Daha sonrasında LC'ler arasında da cooperation'lar oluşmaya başlar. Onlar da kendi aralarında realization hedefleri, process time, timeline ve working routine belirlerler. Daha sonrasında baktığımızda education sağlanır. Product management nasıl ilerlediğiyle alakalı tamamen. Burada da sağlanacak education'lar, yine burada yaptığımız gibi aslında national education cycle, müşteri ilişkileri flow'u, SOP'lerin nasıl uygulandığı, sub product'ların implementasyonu ve satışın nasıl yapıldığı, uluslararası ilişkiler, partnerliklerimiz, daha sonrasında ürünlerimiz ve datamızın nasıl yönetildiği, standartlarımızın uygulanıp uygulanamadığı, NPS skorumuz, XTP'lerin gösterebilmesi ve müşteri yönetimi diyebiliriz. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki akademide görüşmek üzere. Hoşça kalın.